İzmir'den herkese selamlar. Videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Trakya'dan video çekmiştim sizlere. Trakya'da 2 gün kaldık. Sonra tekrardan İzmir'e gelmek zorunda kaldık. Çünkü buradaki hayvanlarımız millileşti ve sevk zamanları geldi. 3-4 günden beri de sürekli sevkiyatımız var. Günde bir sevkiyat, 2 sevkiyat, yeri geliyor 3 sevkiyat yapıyoruz. Bugün mesela 2 sevkiyatımız olacak. Biri Jersey, biri Holstein. Bir abimiz de 15 adet Holstein bakmaya gelecek. Cansu'nun da yaklaşık 300 adet Holstein'ımız vardı. Bunlardan 120-130 adet kadar kaldı. Satışlarımız devam ediyor. Gelip seçim yapabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Ben şimdi Jersey'lerin yanına geldim. Abimle Kadir abi de burada geliyorlar. Onlar da bir haftadan beri hiç durmadılar. İşte Gümüşhane, Bayburt, Bursa hayvan getiriyorlar. Buradan 10 tane Jersey arabaya koyacağız. Cansu'nun da orada arkadaşlar var zaten. Sevkiyat yapacak olanlar. Sonra abimizle ilgileneceğiz. Holstein almaya gelen abimizle. Bayağı bir yoğun bir süreçten geçiyoruz. Bu aralar hep yolda izleyim. İşte Trakya'ydı, burasıydı. Bakın hatta yastıklarım falan, kıyafetlerim, her şey araçta. Bayağı bir yoğun geçiyor. Dün akşam hatta gece 12.30-1'de bir sevkiyat yaptık. Abimiz uzaktan geldi. Aracını, kendi aracını getirdi. Beklemeyeyim dedi. Rica ettik. Gece 12.30'da sevkleri almıştık o gelmeden. Gece 12.30'da hayvan bindirdik. Sesimden de anlaşılacağı gibi uyuyamadım akşam. Tabii güzel haberlerim de var. Trabzon'daki işler çok güzel gidiyor arkadaşlar. En başta bir korktuk. Malzeme aldık. Usta geleceğim dedi. Gelmedi. Usta yok. Malzeme orada. Nasıl olacak diye. Sonra bir usta bulduk. Çok sevdiğim, benim eski işim biliyorsunuz, inşaat. Sevdiğim bir abimiz bize birini önerdi. Dedi bu usta geleceğim derse gelir. Size de yardımcı olur. Çok da sanatkardır dedi, demir ustası. Hakikaten geleceğim dedi. Geldi ve hiç durmuyormuş babamın söylediğine. Patır patır böyle yaptı. 3-4 günde hemen bina ortaya çıktı. Üstü kapanacak, demirleri boyanıyor falan. Çok güzel yani. Başta kötü başladık ama sonu güzel olacak inşallah. 3 bölme yapılıyor Trabzon'da. Bir yeni işte Gebedüve ve Boğaltıların bölmesi. Sonra kapalı yataklık yapılıyor. Arkada buzağlığın üstü kapanacak. Sonra beton arabası gelecek. Çamur artık olmayacak inşallah işletmemizde. Ben de 3-4 gün sonra Trabzon'da olacağım. Gitmeyi böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Orada birkaç gün bakarım neler oluyor diye. Sonra tekrardan Trakya'ya geleceğim. İzmir'e gelmeyeceğim bu arada. Biraz karışık oldu ama bugün de Trakya'ya gidiyorum. Trakya'ya gideceğim. Burcu İstanbul'da, onu bir göreyim. Oradan Trabzon'a geçeceğim. Ondan sonra tekrardan İstanbul ve Trakya'ya gideceğim. Evet, biraz karışık oldu ama video çekeceğim, artık toparlarız videoda. Neyse, bir gidelim Jersey'lerin yanına. Abimler gelmek üzere, sevklerimiz hazır. Hayvanları hazırlayalım ve aracı yola çıkaralım. Sonra Cansu'ya gideceğiz. Jersey'leri kilide aldık. Şimdi 10 tanesini ayıracağız. Arabaya bindirmek için. Böyle kilitteyken ayrılıyorlar. Kilitte olmayınca sıkıntı. Zaten birazcık yem gösterdiniz mi hemen geliyorlar arkadaşlar. Kilide giriyorlar. Hayvanları şöyle göstereyim size. Son 11 adet kaldı. Bunlar bilmiyorum hangileri satılmış. Birazdan bakacağım listeye. Gayet düzgün, güzel hayvanlar. Evet. Şimdi listemi alayım. Giresun ve Gümüşhane. Giresun'a ve Gümüşhane'ye gidecek. Beşli beşli. 10 adet.
5 adet jersey'i ayırdım. Birincisi bu. Sahipleri de izliyor, buradan görsünler. İkincisi önde. Üçüncüsü bu. Kilitleri kapalı, ayrılan kilide tekrar giremiyor. 3. Tekrardan küpeleri kontrol edeceğim ben. 3. Dışarıda da vardır. Sen kilide girdin miydi? 37-74. Var mıydı? Evet. Furkan Akgül. 37-74. Dört. Beşinci nerede? Kalanlar burada arkadaşlar. Gebelikleri ağırlaşmış hayvanlar. 6,5-7-7,5 değişiyor gebelikler. Memeler salınmış zaten, görüyorsunuz. Bunları da Trabzon'da bir abimiz komple alayım dedi. Az önce ondan görüşüyordum. Beşinci de burada. 29-30. Bunu ezberledik zaten. Araç da geldi. İki, dört, beş. Sonra diğer 5 adeti ayıracağız. Evet, şuradan kolayca biniyor. Kapak açılıyor zaten. Şurası yüksek ya. Hemen biniyorlar, rahat oluyor. Bakıyorlar ne oluyor diye. Kızım. Şunları içeri sokayım. Araç girmeden. Hadi. Hadi içeri. Gelin bakayım, buradan gelin. Gel. 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 Gel hadi kızım, gel. Hadi gidiyorsunuz. Bunlar bile dünyayı gezdiler ya. Danimarka, Macaristan, İzmir, Gümüşhane. Pasaportları bizimkinden daha şey, aktif. Gel. Ben de bunları içeri sokayım. Geliyor. Gel kızım, gel. Gel benim güzel kızım. Gel. Gel bakalım. Eski takipçilerim bilir. Trabzon'da bundan 1,5-2 yıl önce Trabzon'da bir tane Danimarka jersey'i bulabilmek için iki depo yakıt yapmıştım. Dağları aşmıştım resmen. Gidilmemiş yayla kalmamıştı. En sonunda 3 tane bulmuştum. Şimdi ise her yerden ulaşabiliyoruz ya. Neyse şunları bir şeye koyayım da öyle devam edelim. Hayvanları toparladım. Evet, bindiriyoruz inşallah bir aksilik çıkmadan. Şş, hadi. Kontrol ettim, küpe numaralar doğru. Bende bir şey huyu var. Tekrar kontrol etme huyu var bende. İçim rahat etmiyor. Mesela evde ocağın kapalı olduğunu bileyim, kafama takılıyor, gidip bakıyorum. Veya ışığın kapalı olduğunu bileyim, acaba kapatmış mıydım diye tekrardan eve giriyorum. Öyle bir hastalık var bende.
Tamam. Tozumuzu mozumuzu seriyoruz. Bunlar son hayvanlarımız arkadaşlar. Dedik 2 ay sonra getireceğiz ama getirmeyeceğiz. En azından biz getirmeyeceğiz yani. Başkaları getirecek muhtemelen de. Bakalım Holstein'e ağırlık verilecek. Ben yine irtibatta olduğum işletmeler var. Oralardan ilerleyen zamanlarda bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Getirirsek de zaten video çekiyorum, haberiniz oluyor. Şimdi bunları bir bölmeye koyacağız. Diğerlerini bir bölmeye. Araba 12-13 tane alıyor normalde. 10 tane rahat rahat gidecek Allah'ın izniyle. Durun kızlar, durun. Neyse şunları bindirelim de arkadaşlar. Hayvanları bindirdik. Bölmelere koyduk. Şimdi araç yola çıkıyor. Ben de size içeride kalan artık hayvanları göstereyim. Bakın gayet güzel. Hani diyorsunuz ya seçiliyor hayvanlar. Artık 11 tane hayvan kaldı. Bakalım bu hayvanlar seçildi. Ne geriye kaldı? Hep birlikte görelim. Ama doğru diyorsunuz. Hayvanlar seçiliyor. Avrupa'da gayet güzel seçiliyor. Buraya satılamayacak hayvanı neden ithalatçı getirsin veya bizler getirelim? Elinde kalacak olan hayvanı, verimsiz hayvanı neden getirsin? Bir, fiyatı uygundur. Der ki ben bunu zaten uygun fiyata her türlü satarım. O şekilde getirir. Ama bir kere getirir yani. Bir kere de satar. Bakın görüyor musunuz? Bu hayvanlar şu anda satılır. On bir adet. Aman aman. Gel sen de gel, gel. Dışarıya çıkıyorlar. Ben de onların önüne çıkıyorum. Arkadaşlarını uğurluyorlar. Tamam. İçeride hayvan var mı abi? Bir tane mi? Şöyle görmeniz açısından çekiyorum tek tek. İçinde ağır gebeler var. Meme yapmış. Şurada 29-20 şüphe numaralı bir hayvan var. O ayında, şu hayvan ayında artık doğum ayına girmiş. Memeler ödemlenmeye başlamış yavaş yavaş. Şu hayvan ayında. Önde giden bir tane var. 4-5 tane var burada böyle ağır gebe. Diğerleri de 7 aylık, 7,5 aylık. Can suyuna gidiyorum şu anda. Az önce bindirmiş olduğumuz hayvanlar da gidiyor öndeler.
İki şoförle gidiyor hayvanlar. Hiç durmuyor araç. Tek şoför olduğu zaman biliyorsunuz bu araçlarda takometre diye bir şey var. 8 saatten fazla süremiyorsun. Şimdi mantıken tek şoför olduğu zaman 8 saat bu araç gidecek ve 8 saat yatacak. Eğer yatmazsa arabayı bağlar polis durdurursa. Biz de hayvanlar perişan olmasın diye iki şoförle çalışmak zorunda kalıyoruz. Yani bu araç 24 saat yeri geliyor, 48 saat durmuyor. Zaten bir şoför sürerken diğeri uyuyor, diğeri sürerken diğeri uyuyor derken çok iyi oluyor. Hani diyorum ya her zaman hızlı teslimat diye. Hayvanınız yola çıktıysa en hızlı şekilde size gelecektir arkadaşlar. Allah'tan bir kaza bela gelmezse. Şimdi Holstein'ları göstereceğim size ve hala da en çok aldığım mesajlardan bir tanesi, abi bu kuyrukları neden kesiyorsunuz? İneklerin kuyruklarını neden kesiyorsunuz diye. Hemen hemen her gün bu mesaj gelir bana birileri tarafından ya. Şimdi neden kesiliyor, bunun önemini göstereceğim birazdan sizlere. Can suyunda. Evet, araç da yoldan ayrılıyor. Şuradan bakayım. Kızıma el sallayayım. Çok seviyorum ya. Jersey bambaşka bir şey. Hep dedeme anlam veremezdim. Bizde avcılık vardır mesela. Dedem çok koyu, fanatik avcıydı. Burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Babam İngiliz seterine, seter köpeği, şey babam diyorum, dedem seter köpeğine hastaydı. O kadar ki çok severdi. Evinde bakmıştır ya. Balkonda bakmıştır. Hep derdim, dede niye hep seter, seter, seter. Beni anlayan tek ırk seter derdi avda. Benim gözüme bakan derdi. Bunu büyüdükçe anladım. Ben de seter bakıyorum bu arada. Gerçekten seter köpekleri duygusal hayvanlar. Böyle göz teması kurar sizden ve konuşur sanki. Böyle bakışmalarınızdan konuşur. Ben de Jersey için onu diyorum yani. Beni anlayabilen bir hayvan sanki. Gelip koklar, yalar. Biraz böyle şeydir, meraklı bir hayvandır ya, cana yakındır. O yüzden sevdiriyor kendini. O yüzden de Jersey. Trabzon'da da çok yaygın zaten. Tabii yıllar içerisinde melezleşti, melezleşti. Bundan sonra umarım melezleşmez. Gönderdiğimiz ırklar ürer, ürer. Biz de bir Danimarka gibi oluruz. Ülkecek inşallah. Evet, can suyundan devam edelim videoya. Can suyu çiftliğine geldim. Hayvanlar bayağı azalmış. Bu arada robotlar kuruluyor, bakın. 1, 2, 3. Seçim oldu mu Murat Bey? Oldu. Tamam. 3 tane de bu tarafta. 1, 2, 3. Artık çiftlik bitti. Burası sağmal bir işletme olacak. Biz de bu hayvanları işte göndereceğiz arkadaşlar. Sonra bir 125 tane daha gelecek. Onlar da gittikten sonra burası sağmal olarak faaliyete geçecek. Pervaneler çok güzel serinletiyor. Şu an beni bile serinletiyor yani. Şimdi Jersey'i gönderdik. Bu boyalılar zaten gidecek olanlardı. Boyandılar. Buradan almışlar. 4-5 tane buradan da almışlar muhtemelen. Yeniden bir seçim oldu. Hayvanlar kilitte. Şuna bir şey takmışlar. Bak ben onu şimdi şu anda çok fena merak ettim. Çip gibi bir şey var onda. Onu sormam lazım. Yaklaşık 1,5 yıldan beri bu işletmelerin içindeyim. Aklıma takılan her şeyi sorarım. Kimi zaman gülerler beni. Çünkü buradaki insanlar 15 yıldan beri bu sirkülasyonun içindeler. Benim sorduğum sorular onlara çok
komik gelebiliyor ara sıra. Ama tabii ki de bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Eğer Allah nasip eder de bir gün 100 sağmalık bir işletmem olursa, böyle Holstein işletmesi, en azından birazcık donanımlı olmak istiyorum. Kuru maddeydi, işte analizdi, hayvan seçimiydi, hayvan beslemesiydi, bakımıydı, refahıydı, işletme yönetimiydi gibi gibi. Bunları da sürekli araştırıyorum, öğreniyorum. Hani işte soruyorsunuz, abi ne kadar para kazanıyorsun, bu işte para var mı? Gerçekten kazanmış olduğumuz paradan benim için daha önemli olan bu insanları tanımaktı, bu insanlarla iş yapmaktı, bu işletmelere girmekti, bu işletmelerle çalışmaktı, çevremi genişletmekti. Yani bundan 2 yıl önce çevremde tanıdığım, atıyorum 20, 50, 100 insan varsa, şu anda Türkiye'nin her yerinde bir sürü insan tanıyorum. İşletme sahipleri, ne bileyim kaç tane tanıdığım holding sahibi insan var. Onlarla da çalışıyoruz, onların da çiftlikleri var. Ne bileyim ben, bir sürü avukatlar. Ya herkes bu işi yapıyor ya. Herkes de seviyor hayvancılığı. Önemli olan bunlardı benim için. Evet. Ne dedim videoda? Bakın şimdi burada kuyruğu kesik Amerikan genetik hayvanlar var. Bakın tertemiz duruyorlar, görüyor musunuz? Neden? Kuyrukları kesik olduğu için bu hayvanlar tertemiz. Şimdi buraya baktığımız zaman, bakalım hemen. Buraya baktığımız zaman hayvanların sırtının teze bulandığını görebiliyoruz. Bu daha fazla da olabiliyor. Daha fazla da sırtları tezek olabiliyor. Şu anda fanlar güzel çalışıyor. Çalıştıkları için sırtlarındaki tezekleri kuruyor hemen. O yüzden çok fazla belli olmuyor. Yani kuyruk kesimi tezekle mücadele içindir arkadaşlar. Bu hayvanların kuyruklarını kesmezseniz, böyle büyük işletmeniz varsa, ne oluyor? Yerden şu an yattığı zaman kuyruğu yere düşüyor. Onu alıyor sırtına, yüzüne, gözüne, meme yataklarına, her yerine ve birbirlerine. Böyle fırçalama usulü birbirlerini boyuyorlar. Bu da dış parazit, mastit, belli başlı hastalıklara yol açabiliyor. Aslında diyorsunuz ya, hayvan sineği nasıl kovacak? Burada sinek göremezsiniz şu anda. Hayvana sinek konmaz. Ama tezek, sırtındaki tezek onu rahatsız edebilir. Asıl önemli olan o. Bu hayvanlar satılık. Satışlar devam ediyor. Gelip seçim yapabilirsiniz. Gebelik ortalaması gayet güzel. 7,5 aylık ortalama. 7,5 aylık hayvanlar gebe. Ağır gebelerden seçebilirsiniz, görüyorsunuz. Kimse size onu alma bunu alma demez. Kimisi işte kura usulü veriyor. Ben biraz karşıyım. Çünkü insan hayvan alıyor, milyonlar veriyor. Ya bunun bir konfor olması lazım ya. Bu parayı bu adam veriyorsa hayvan seçmesi lazım. Değil mi kızım? Hayvanlar kondisyon olarak çok güzel. Boylular, postlular, karkaslılar. Zaten hepsi tek tek seçildi bu hayvanların. Görerek buraya getirildi. Seçim yapabilirsiniz. Biraz konudan konuya atladık ama olsun. Dışarısı çok sıcak. Burası harika. Klimadan daha iyi şu anda. Böyle bir serinlik, rüzgar esiyor. Ben de dedim birazcık serinleyeyim. Fırsatı değerlendirelim, değil mi? Harika ya. Şu an var ya, pırıl pırıl. Bu pervane, duşlama olsun, yataklık olsun, hayvanın konforuyla alakalı olan bir şey. Süt verisini yükseltmek istiyorsanız hayvanın konforunu yüksek derecede tutmanız gerekiyor. Yattığı yerden, işte ne bileyim, kaldığı ortamdan serinlemesine, duşlamasına, işte sinekle mücadele olsun, yemiş olduğu rasyon olsun. Bunlar hepsini birbirini tamamlıyor aslında.
Gördüğünüz gibi bu. Yani sistem bu olacak arkadaşlar. Yataklıklar bile buranın ithal. Çok yumuşak. Bakın şöyle basıyorum. Altında böyle böyle tırtıllar var. Ben 80 kiloyum. Beni bile böyle yumuşaklığını hissettiriyor. Bu hayvan 550 kilo. O yattığımı iyice böyle yumuşak bir yerde yatmış hissiyat alacak. Durumlar bu şekilde. Hayvanların yanından çıktım. Birazdan buzağa gideceğim. Oradaki buzağa kapıların ölçüsüne bakacağım. Trabzon'da da var ya bizim böyle 20 başlık buzağa bölmemiz. O bölmelerin kapısını buradaki gibi yaptıracağım. Yani hayvan bir yerden süt içiyor, bir yerden yem yiyor, bir yerden su içiyor. Böyle kafasını sokuyor, suyun içiyor, çıkarıyor. Diğer bölmeden işte kafasını sokuyor, yemini yiyor. Ona göre bir tasarım yapacağız. Kapı malzemelerimiz de geldi. Ustamızı boş bırakmak istemiyoruz. Maşallah Trabzon'daki ustamız da gayet güzel çalışıyor. Çalıştığı için de biz de her zaman iş vermek istiyoruz ona. Burada tohumlama yapılıyor arkadaşlar. Merak edenler için söylüyorum. Bu bildiğiniz bir klinik gibi düşünebilirsiniz bunu. Yürüyen klinik. Burada tohumlama, mıknatıs atma, ne bileyim ben, gerekli olan tüm aşılar, artık hangi aşılar yapılacaksa, iç parazit, diş parazit, hayvan kilide girdiği zaman bir eksiği gediği varsa yapılıyor. Bunda her şey var. Genelde tohumlamada kullanılıyor. Şu anda tohumlama muhtemelen yapılıyor burada. Yapılan her şey de sisteme anında girer. Bugün ne yapıldı? 50 tane hayvan tohumlandı. Ondan sonra belli başlı işte ilaçlamalar yapıldı. İşte buzağı protokolleri. Şimdi burada buzağı 3 aylık olduğu zaman farklı yere gidiyor. Gittikleri zaman aşılamaları yapılıyor. Onlar anında girmesi gerekiyor sisteme. Bugün yapılan iş sisteme girilecek. Bu çok güzel bir disiplin. Tohumlamalar günü gününe giriliyor. Hani şuraya yazayım da işte daha sonra kaydederim, öyle bir şey yok. O unutulur gider. Buzağıhaneye giderken bakın ne buldum burada. Cansuyu çiftliğinin kendine ayırmış olduğu birkaç tane jörsey vardı. İşte Dara Bey sütünü alıyor, arkadaşlarına veriyor, çalışanlarına veriyor. O yüzden birkaç tane ayırmışlardı. Onların bir tanesi doğum yapmış. Maşallah sana. Şuradan çekelim bakalım seni. Gördünüz mü? Gel. Gel güzel kızım, gel. Şöyle bir git de bir bakalım nasıl meme yaptın mı? Yakınlaştıralım. Bu buranın tabii ki. Bu satılık bir hayvan değil. Böyle birkaç tane vardır burada. 2-3 tane, 4 tane neyse. Sürüye katıldı. Bu daha yeni doğum yaptı. Birazcık burada kalması gerekiyor. Sürüye katılması için. Maşallah çok da güzel biçimli meme yatağı var. Neler gördük neler. İşte bu sistemi yapacağım ben de. Kapılarımız bizim de böyle olacak. Menteşeli. Suyu. Yemi. Burada biberon yok. Buraya döküyorlar. Buradan içiyor. Veya kova. Şey, kovayla mı veriyorsunuz? Evet. Sütü. Evet. Yandan meme ucu olandan. Evet. Ha, tamam. Buraya asıyorsunuz. Oradan içiyor. Tamam. Kovayla veriliyor. Yanda memesi oluyor. Biz bir tek şu ortaya bir aparat yaptırabiliriz. Şöyle soktuğun zaman biberon duracak şekilde. Yem olur, suyu olur. Sistem bu. Bu olacak. Aynen. Açtığın zaman çıkacak, girecek.
Bizim bölmeler biraz daha büyük. Bunlar küçüktür. Bizimkiler 1,5 metrekare. Veya 2 metrekare işte, tam ölçmedim de. Önünde temiz suyu, yemi oluyor. Gayet güzel. Uzaklık. Evet. Bakın bir şey daha göstereyim size gelmişken. Dedik ya doğum yaptı az önce Jersey. Onun burada olduğunu biliyordum yani. O bebeğin burada olduğunu biliyordum. Bebek bakım ünitesinde. Aha burada. Kız, anneyi gördük. Anne gayet güzel. Seni arıyordu. Maşallah sana. Maşallah sana. Hadi kalk bakalım. Hadi bakalım. Daha yeni doğmuşsun belli yahu. Daha yeni doğmuşsun ya. Para para. Hadi 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 bakalım. Heh. Hem de dişi. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Vermedi, süt vermedi. Karnı doymuş ya. Baksana karnın. Kurbağa gibi duruyor. Hadi sen biz bir saate kalkarsın. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. O videodan sonra ben İstanbul'a geçtim. İstanbul'dan Trakya'ya geçtim. Trakya'dan Trabzon'a geldim. Dün geldim. Videoyu paylaşayım. Trakya'dan video gelecek. Trabzon'dan video gelecek. Bakın bir sürü şeyler yapılıyor arkada. Neler neler. Bayağı bir içerik birikti. Güzel videolar gelecek Trabzon'dan da aynı şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.